Bunlardan bir tanesi de mevsimler ve iklim. Şimdi bu ilkokul birden itibaren bize bunu gösteriyorlar değil mi? Burada ilkbahar, yaz, kış diye böyle. Şimdi 21 Haziran'da hava yağmurlu olsun hemen başlıyor millet. Bu yıl yaz gelmedi. Nerede kaldı bu yaz? Şimdi arkadaşlar bu buradaki böyle mevsim, bu mevsimsel mevsimler tamamen astronomik bir tanım. Güneş'in etrafında dünya dönerken biz buraya ilkbahar, yaz, kış demişiz ama havanın bundan haberi yok. Şimdi bu hava sıcaklığı 1 derece arttığı zaman mesela %8-10 ihsal vakaları artıyor. Yani gıda zehirlenmesi ve benzeri parazitler, böcekler de artıyor. Yani sağlıkla da yakından ilgili. Deniz su seviyesi yükseliyor. Çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum vakitler. Mesela Antalya deniz kıyısında bir yer. Deniz su seviyesinin yükselmesinin nedeni deniz suyu da ısınıyor. Isındığı için su genleşiyor. Yani burada buzul yok, denize buzul gitmiyor, erimez su gitmez, deniz yükselmez diye düşünmeyin. Nasıl karalar ısınıyorsa deniz de ısınıyor. Isınan deniz yükseldikçe kıyılarda tahribat başlıyor. Özellikle Antalya özelinde su kullanımı, atık ayrıştırma gibi konular ne durumda ve nereye gitmeli diye topu size atıyorum. Buyurun. Böyle çok dilimizde olan, Miktat hocamın dediği gibi ben de sunumlarımda çok kullanırım. O kutuplardaki, kutup ayısının buzullar üzerindeki konuyu maalesef biz gündemimize taşıyamıyoruz. Biraz da şöyle oluyor diye düşünüyorum. Kentsel yaşamda biz doğadan çok kopuk olduk, kopuk yaşamaya başladık. Kırsalda halk, insanlar doğanın yapısını, yağışları, iklimi hepsini inceliyorlar. Ama bizler giriyoruz binaların içine. Bugün sabah saat 10'dan 9'dan itibaren bu alandayız ve dışarıda ne oluyor çok bilmiyoruz. Çünkü iklimlendirmeyle zaten konfor alanımız da sağlanıyor. Tamamen Mehveş Hanım buradaki mesele algı oluşturabilmek. Yani siz eğer doğru algıyı oluşturur, insanları ikna edebilirseniz zaten bunlar gereğini yapıyorlar. Ben 4 yıl önce Antalya'da biraz önce bahsettim. Suyun ne kadar bol olduğunu söylüyorlardı. Su bolsa kardeşim, nasılsa su bol. O zaman ne yapalım? Suyumuz bol. Suyu daha çok tüketen işte mısır, pancar tüketelim. Burdur'un problemi budur. Ne yapalım? Antalya'da tropikal ürün yetiştirdim. Nasılsa suyumuz bol. İşte nasıl olsa uzun vadeli bitkiler yaparım, nasıl olsa suyumuz bu. Fakat biz bu algıyı değiştirdik. Tamamdır.